Sevgili izleyicilerimiz, bizler sizler için, Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız için Avrupa'daki Anadolu ekibi olarak Ankara'dayız ve sizlerden gelen soruları Adil Bey'e sormaya devam ediyoruz. Gurbetçi vatandaşlarımız, Avrupa'da yaşıyorsunuz, ben de gurbetçiyim, ben de Avusturya'dayım. Çalışıyoruz, malum boş zamanımız yok, sadece yazın tatile gelebiliyoruz Türkiye'ye. Emekli olacağız. Emekli olmaya karar verdiğimizde, başvuru yapacağımızda Türkiye'ye gelmemize gerek var mı? Yoksa bunu Türkiye'ye gelmeden de yapabiliyor muyuz? SGK girişimizi yapabiliyor muyuz? Her türlü işlemlerimizi Türkiye'ye gelmeden halledebiliyor muyuz? Bunları Adil Bey'den öğreneceğiz. Adil Bey, gurbetçi vatandaşlarımız malum. Siz de gurbetçi çocuğusunuz. Siz de Avrupa'dan geldiniz, Berlin'den. Evet. Biliyorsunuz oraları. Evet. Her zaman gelme imkanımız yok. Türkiye'ye gelmeden emekli olabiliyor muyuz? Evet Ahmet Bey. Gurbetçinin derdinden gurbetçi anlar. Dolayısıyla bu soruları biz tabii ki gurbetçinin sorunlarını iyi takip ettiğimiz için daha doğru cevaplamaya çalışıyoruz ve her zaman gurbetçinin menfaatini gözeterek yapıyoruz işimizi. Şimdi Türkiye'deki işlemler için tabii ki işlem hangi aşamada ona bakmak lazım. Kişinin borçlanması eğer SSK'dan yapılacak ise ve Türkiye'de daha önce hiç SSK girişi yapılmadıysa mecburen gelecek. O yüzden hani bunu bazı kişiler çok duyuyoruz. Gelmenize gerek yok, biz sizin sigorta girişinizi yaparız diye vatandaşları, yine ben buna artık aldatma diyorum, yanıltma diyorum. Yani bu şekilde yapıyorlar. Bu yanlış. Böyle bir şey olmaz. Çünkü aynı zamanda yurda giriş çıkış belgesi de isteniyor kurumdan ve karşılaştırılıyor. Türkiye'de miydi çalıştığı süre içerisinde? Ona istinaden kişinin yapmış olduğu sigorta girişi tescilleniyor SGK tarafından. Yani bu yüzden kısacası eğer SSK girişi yapılacaksa kişinin mutlaka ve mutlaka Türkiye'ye gelmesi lazım. Geldiği zaman zaten vekaletini veriyor. Diğer işlemleri siz yapıyorsunuz. Evet. Ve E-Devlet'ten kendi bütün aşamayı görebiliyor. Tabii ki, yani o yüzden zaten E-Devlet konusuna da değinmiştik. SSK girişini de oradan görebiliyor. Ne zaman çalıştığı, ne kadar çalıştığı oradan görebiliyor. İşte işlemlere başlandığı zaman keza oradan takip edebiliyor. Ve şu da yapılabiliyor. Yeni bir hizmet yine SGK'nın platformunda yapılabiliyor. Kişi bankasına, hani maaşının, emekli maaşının hangi bankaya havale edilmesini istiyorsa onu da oradan seçebiliyor. Yani artık eskisi gibi hani gidip SGK'ya dilekçe vermeler vesaire, o dönem kalktı. Yani yavaş yavaş işler artık daha kolay hale geliyor. Ama bilmek lazım tabii bunları. İyi takip etmek lazım. Neticede her şey vatandaş için yapılıyor bunlar. Vatandaş Avrupa'da çalışıyor şu anda. Maaşını da alıyor. Ama Türkiye'den emekli olmak istiyor. Aynı zamanda Türkiye'den de emekli maaş alabilir mi? Şimdi bu soru, tabii daha önce de bu konuya çok değindik ve halen bu konu çok sorulan soru, en çok sorulan sorulardan biridir. O yüzden hani burada vatandaşlarımı tekrar uyarmak istiyorum Ahmet Bey. Eğer kişi Almanya'da çalışıyorsa, kendi geliri varsa veya sosyal yardım geliri elde ediyorsa veya işsizlik parası alıyorsa, bunlar hepsi gelir sayılır. Bunları alıyorsa kişi Türkiye'den emekliliği tesis edilemez. Ancak ve ancak emekli maaşı şeklinde bir ödenek alıyorsa kişi, o zaman Türkiye'den de emekli olabiliyor. Yani her iki ülkede emekli maaşı alabiliyorsunuz ama diğer ülkenin birinde eğer sosyal yardım alınıyorsa Türkiye'de kişi maaş alamaz. Peki emekliliği geldi, yatırdı parasını ama Avusturya'da hala çalışıyor ya da Almanya'da çalışıyor. O emekli maaşı ne olacak? Şimdi borçlanma zaten ilk aşamadır. Yani borçlanmalarınızı yapabilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Ki yapın da. Yani biz şunu söyleriz gurbetçimize her zaman, bize gelenlere. Hazır para çabuk bitiyor. O yüzden bu para eğer bankada duracaksa veya işte birine, eşine, dostuna borç vereceğinize, gelin SGK'da kendi borçlanmanızı yatırın. SGK'ya yatırın bu parayı. Neticede devletten paranız kaybolmaz. Son olarak izleyicilerimize ne mesajımız olacak? Biz hep şunu söyleriz. En iyi yatırım Türkiye'de emekli olmak. O yüzden Türkiye'deki emeklilik haklarınızı mutlaka ve mutlaka sonuna kadar araştırın ve doğru şekilde tesis edilmesi için de uzmanlara başvurun. Sevgili izleyicilerimiz, Adil Bey'e tekrar teşekkür ediyoruz. Yani SSK'dan girişiniz olması için Türkiye'ye mutlaka gelmeniz gerekiyor. Hem de geleceksiniz, vekaletinizi de vereceksiniz. Uzman kişiler sizler için bütün işlemlerinizi yapacak. İkincisi,
Avrupa'da sosyal yardım alıyorsanız, çalışıyorsanız, maaş alıyorsanız Türkiye'den emekli olup maaş bağlatamıyorsunuz. Ama girişinizi yaptırabiliyorsunuz. Daha birçok merak ettiğiniz sorular için sağ köşedeki WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Adil Bey'e teşekkür ediyoruz. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor.